Tamam. Ya beni aslında belgeselde iki yer çok etkiledi. Biri en başında o topluluğun ayrılık şarkısını hep birlikte söyleme sahnesi. İkincisi de paylaşırsanız yeniden yaşarsınız diye korkuyorum. O sebeple anlatmamak en iyisi diyor. İçine atıyor yani Evet. hikayeyi. Seni bir sürü insanın hikayesini takip ediyorsun. En çok etkileyenler nelerdi? Kimlerdi? Ya da kimin hikayesiydi? Vallahi öyle bir sıralama yapmam mümkün değil. Herkesin hikayesi gerçekten kendi içinde çok değerli, çok etkili bence. Ben insanlara özellikle deprem anını sormuyorum. Öyle bir şey anlattırmak istemiyorum ki onu tekrar yaşamasınlar diye. Ama bazıları, bazı insanlar ben sormadan oradan başlıyor Başlıyor. anlatmaya. Onun O için bir gece milat şöyleydi, belki de o yani. şuradaydım, şöyleydi, işte şöyle yaşadım falan. Sonuçta o da bir belki bir terapi süreci onlar Tabii. için onu anlatmak. Ama benim odağım orası değil. Yani Anladım. o acıları tekrar anlattırıp onu şey yapmak istemiyorum yani. Oraları deşmek istemiyorum açıkçası. Benim gerçekten burada gayem bu acıların tekrar yaşanmaması için ders alabileceğimiz şeyleri daha çok anlatmak. Ve oradaki insanlara yalnız olmadıklarını, bir iyileşme olacaksa bunun beraber, biz ülkece ancak beraber iyileşeceksek iyileşebiliriz. Bunu hissettirmek. Tam da bu noktada aslında iki tane mesaj da var filmde, hikayelerde. Bir tanesi senfonik orkestranın şefi diyelim herhalde konuşan Kurucu arkadaşımız, şef, kurucu evet. şeflerinden. Diyor ya destek, biz konserler vermek istiyoruz, turnelere gitmek istiyoruz. Buna dair bir aslında bir model geliştirilebilir. İkincisi de bir ablamız var, salça yapıyor, işte toz biber yapıyor, bir şeyler yapıyor. Bu insanların böyle bir şekilde büyük kentlerde, diğer kentlerde olan insanlarla ortaklaşabileceği ağlar konusunda bir bilgin var mı? Yani o insanların üretimleri nasıl satın alınabilir? Ya da belediyeler neden senfonik orkestrayı davet edip işte konserler vermiyor? Belgesel sonunda da hatırlarsan senle konuştuk. Bozcaada da, Gökçeada da, Kuzey Ege'de Hatay Senfoni Orkestrası gelse bir hafta 10 gün boyunca kentleri dolaşsa, ilçeleri dolaşsa hem buradaki insanlar için bir destek modeli hem de onlar için katkı sağlayacak bir model olabilir diye düşündük. Bu konuyla ilgili sen neler düşünüyorsun? Bence bu dayanışma yollarını mutlaka bulmamız gerekiyor. Bunu aramak bile çok değerli. Bunu sorman bile çok değerli. Şimdi orada Hatay'ın ayağa kalkması tekrar eskisi gibi olmasa da tekrar hayatın bir şekilde orada örülmesi Hataylıların Hatay'a dönebilmeleriyle mümkün. Ve dönebilmelerinin yolu insanların orada ekonomik olarak kendilerini idame İdame ettirmeleri. ettirebilmeleri. Şimdi Ali'nin de dediği gibi bu eğer verilen bütün sözler tutulmuş olsaydı 5 yıl önümüzdeki boyunca. 5 yıl boyunca her gün diyor konser vermemiz gerekirdi. Evet bu adalar içinde fikir çok güzel. İnşallah somutlaşır ama biliyorum onlar da buna bel bağlamayacaklardır. Çünkü bazen konuşuluyor ve öyle kalıyor. İnşallah kalmaz. Kendi adıma ne gerekiyorsa ben de yapacağıma dair söz Eyvallah, vereyim. sağ olasın. Onun dışında üretimle var olmak, üretimle ayağa kalkmak aslında dayanışmanın eşitliğini temsil ediyor. Yani yardım etmek değil, buradan oraya su, battaniye, yiyecek Tabii. göndermek Tabii. değil, böyle bir hiyerarşik bir Pozisyon almak dayanışma lazım. değil, eşitlerin dayanışması. Bu da onların üretmesiyle mümkün. Onun için orada üretimi destekleyecek dayanışma formları çok değerli. Bunları aramak, varsa onlara destek olmak, yoksa onları oluşturmak, onları meydana çıkarmak. Biz de bunun için mesela İstanbul'da şimdi bir cumartesi günü bir etkinlik yapacağız bu konuda. Özellikle bu somut olarak bu sorduğun soru o kadar güzel ki çünkü dayanışma hep böyle soyut algılanıyor. Bunu somutlaştırmamız lazım. Ayakları yere basan
somut olarak ne yapıyoruz hani oradaki hayatlara dokunmak için o eşit eşitleşen dayanışma anlamında ne yapıyoruz? Bunu konuşacağımız bir etkinlik yapacağız Cumartesi günü İstanbul'da. Bu bir arayış, bu bir süreç ve dediğim gibi bu aslında yeni başlıyor. Yeni başlıyor, evet. Bu belki senelerce sürecek ve bunu bir maraton gibi düşünmek lazım. Uzun soluklu düşünmek lazım. Onun için bu tür kalıcı girişimleri hepimizin kafa yorması ve bulduğumuz yerde lazım. Onları değerlendirmek gerekiyor. Evet, belki de kardeş kentler, kardeş kasabalar, kardeş köyler birbirine destek olabilecek modeller geliştirebilirse böylelikle birbirimizi daha iyi tanıma sadece ekonomik anlamda değil, birbirimizi ziyaret ettiğimiz kültür anlamında da, sanat anlamında da kuracağımız bağları geliştirebilir diye düşünüyorum ben de. Peki Hatay haricinde başka yeni projeler var mı? Önümüzdeki süreçte planladığın veya şu anda devam eden belgesel projen var mı? Depremden önce aslında ben Ekümenopolis belgeselinin biraz daha küresel ölçekte kent, finans, ekoloji konularını harmanlayan dünya kentleriyle ilgili böyle bir projem vardı. Uzun süredir bu proje var. İlk kesintiye uğraması 15 Temmuz darbe girişimi olduktan sonra bir o projem bir kesintiye uğradı. Dönüp başka bir demokrasi mücadelesiyle ilgili başka bir belgesel yapmak zorunda kaldım. Öyle hissettim yani. Sonra tam toparlayacakken pandemi girdi. Tam pandemiden çıktık, bu sefer deprem girdi. Ama o proje hep aklımda. O bence zamansız bir proje zaten mutlaka. Demini bekliyor diyelim o zaman. Evet aynen. Demini bekliyor. Bir noktada hayata geçer inşallah. Peki İmre, Bozcaada'da büfette bir araya geldik, buluştuk. Son olarak Bozcaada'ya ve büfede dair neler söylemek istersin? Burası bence bir festival için çok ideal bir mekan. Hem adanın o kapsayıcı ve ne diyelim misafirperver yapısıyla hem de ölçek olarak hani her tarafa yürünebilir mesafede falan böyle zaten adanın güzelliğinden hiç bahsetmiyorum yani o ayrı ayrı bir tat veriyor burada olmak. Ama bu festival 11. yıl ve Ethem ve Petra gerçekten 11 yıldır bunu ısrarla sürdürüyorlar. Bu da çok değerli. Şimdi dünyada gerçeklikten bir kopuş var Mustafa. Post-truth dediğimiz, İngilizce'de öyle tabir edilen, hakikat ötesi diye bazen Türkçe'ye çevrilen. Ve bu kopuş şiddetlendikçe belgeselin değeri artıyor. Ve ekoloji anlamında da hala dünyada iklim krizini inkar eden, bunun insan eliyle, daha doğrusu hani dünyanın ısındığını kabul ediyor ama bunun insan eliyle olduğunu kabul etmiyor mesela. Hala bu akımların olması, bu tür düşüncelerin olması aslında daha alacak çok yolumuz olduğunu da gösteriyor. Ya bir şeyler değişecekse böyle değişecek. İnsanları ikna ederek değişecek. Kimseye zorla bir şey yaptıramayız. Ama ikna etmeye çalışmaya devam edeceğiz yani. Büfette bunlardan bir tanesi. Doğruları, gerçekleri elimizden geldiğince anlatmaya devam edeceğiz. O yüzden büfet çok değerli. Çok teşekkürler. Sağ ol. Burada olduğun için, soruları yanıtladığın için ve seninle üzücü de olsa Hatay'ı konuşabildiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yer verdiğiniz için sağ olun.